Sevgili arkadaşlar, askerliğini kitap okuyarak yapan var mı hiç? Bilen var mı? Hocam ben hiçbir şey yapmadım. Sadece eğitimimi, askerlik eğitimimi kitap okuyarak yaptım. Hiç böyle bir şey var mı? Olabilir mi? Mümkün mü? Hocam sadece düşünerek, tefekkür ettim. Kitap okudum. Oturdum yerde. Bir karış bostan, yan gel Osman. Öyle askerlik yaptım diyen var mı gerçekten? Veya arabayı sürmeyi ben hocam kitap okuyarak öğrendim diyen var mı? Sevgili arkadaşlar öyle bir şey yok. O sadece filmlerde var. Veya hani diş doktorluğu öğrendim ama kitap okuyarak. Hiç pratik yapmadım, hiç uygulama yapmadım. Kitap okuyarak nasıl diş doktorluğu yapılır, diş nasıl sökülür, nasıl kaplama yapılır? Ben oradan öğrendim diyen var mı? Bu mümkün mü sevgili arkadaşlar? Ama büyük bir yalan var ortalıkta dolaşan. İşte kitap oku, öğren. Kitap oku, şunu yap. Kitap oku, bunu yap. Sevgili arkadaşlar, tamam. Teori kısmı okey. Fakat uygulaman gerekiyor. Uygulamadan bir şey öğrenemiyorsun. Pratik yapmadan önce bir teorisi var. Tamam, o kısım okey. %10'luk, %20'lik kısım. Sonra far yapman gerekiyor. Almanya'da far diyorlar. Yani sürmen gerekiyor. Sana diyor ki öğretmen, sen 20 kere 45 dakika araba sürmen lazım. Pratik yapman lazım. Yoksa öğrenemiyorsun. 3 ay veya 6 ay bu şekilde eğitim görenleri biliyorum. Araba sürüyor devamlı. Yani bilinç altına yerleşebilmesi için uygulaman gerekiyor. Eğitim bu sevgili arkadaşlar. Başka bir şey değil. Hani böyle insanlar var ya odasına kapılmış. 3 sene odasından hiç dışarı çıkmamış. Binlerce kitap okumuş insanlar var. Asosyal. İnsanlar arasına girmeyen. Sadece kafada var. Her şeyi biliyor. Her şeye lok diyorlar onlara. Her şeye, hani psikolog, sosyolog var ya, her şeye lok olanlar var. Bunlar sevgili arkadaşlar sadece kendi kendine filozof. Kendine bir şey vermiş. Hani ben biliyorum, ben yapabiliyorum ama bir şey yapamıyor. Sen dışarı çıkamıyorsun ki zaten. İnsan gördüğünde kaçıyorsun. Niye 3 seneden beri dışarı çıkamamışsın? Hep kitap okuyarak öğrendiğini zannediyorsun. Sadece teori. Onu zaten unutuyorsun. İstatistiklere göre okuduklarının %90'ını 3 ay sonra zaten unutuyorsun. Uygulamadıktan sonra. Dolayısıyla uygulaman gerekiyor. Sana bir yol gösteren oluyor, bir şoför öğretmeni oluyor. Sana gösteriyor oğlum diyor. Şimdi diyor gaza basacaksın, vitese takacaksın, el freni çekeceksin, sağa çevireceksin, sola çevireceksin. Sana yol gösteriyor. Adam binlerce adam yetiştirmiş. Öyle öğreniyorsun, pratikte öğreniyorsun. Kitap okuyarak aslında teoriyi öğreniyorsun biraz. Bir de sözel zekan gelişiyor. Yani edebiyat parçalamayı öğreniyorsun aslında. Yani her şeye laf yetiştiriyorsun bir çeşit. Her şeyin böyle altından çıkmayı öğreniyorsun bir çeşit zeytinyağı gibi. O yüzden o mu önemli? Gerçekten hayatta uygulamak mı önemli? Pratik mi önemli? Hani derler ya akıllı köprüyü arayana kadar, tamam oturduğu yerde köprüyü arayana kadar deniz suyu geçiyor zaten. Maksat köprü geçmek değil mi? Hani atı alan Üsküdar'ı geçti derler ya, sen hedefine ulaşmak mı istiyorsun yoksa oturup, tamam mı, kitapların arasında oturup böyle egonu mu tatmin etmek istiyorsun? Senin hedefin ne? O yüzden bunu iyi belirlemen lazım. Sen araba sürmeyi mi öğrenmek istiyorsun yoksa zihninde araba sürmeyi mi öğrenmek istiyorsun? O yüzden sevgili arkadaşlar, bazı kitapta öğrenilen şeyler, hani bu üç adımda bilmem ne kişisel gelişim teknikleri var ya, hayatta uygulanmıyor, onun karşılığı yok. Yok öyle bir şey. Kitabı satmak için güzel bir teori, bir yöntem, taktik. Tamam bir iki kere belki acemi şansından uyguladım oldu. Ama her seferinde olmuyor. Yani sahaya inmen lazım, piyasaya çıkman lazım. Uygulaman gerekiyor. Yani uygulamaya başladığın zaman şahsiyetini geliştiriyorsun, kişiliğini geliştiriyorsun, karakterini geliştiriyorsun. Dolayısıyla sen uygulayarak, hayata çıkarak, sahaya çıkarak, kendine yol gösterici bularak bir rehber eşliğinde hedefine ulaşabilirsin. Hiç kitap okumayın demiyorum. Kitap okuyun elbette. Sizin sözel zekanızı geliştiriyor, farkındalık oluşturuyor bu video gibi. Bazı konularda teori bilgilere sahip oluyorsun. Daha güzel ağzın laf yapıyor. Tamam iyi. Ama asıl gerçek değişim eğitimle oluyor. Bir rehber eşliğinde oluyor. Bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Çünkü çok soruyor. Biz yıllardan beri bu konularda yardımcı oluyoruz. Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlar. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, yani kendi bir rehber olarak bizi seçtiysen, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur
Ve ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.